taraftan. New Jersey Pullman treni 1925. 5 dakika BJ. Teşekkürler Ashley. Rahatsız ettiğim için üzgünüm bayan. Rockport'a yaklaşıyoruz. İneceğiniz yer burası değil mi? Evet öyle. Şimdi bana izin verin. Hazırlanmam gerekiyor. Bayan, havlular, çarşaflar ve diğer pullman malzemeleri treni terk etmiyor. Bana hırsız mı diyorsunuz? Yalnızca işimi yapıyorum bayan. Malzemelerden biri kaybolacak olursa maaşımdan kesiyorlar. Bunu karşılayamam bayan. Cidden ödeyemem. Ayda 60 dolarla olmaz. Kondüktörü görmek istiyorum. Yardım edebilir miyim bayan? Sorun nedir BJ? Bayandan şirket malzemelerini almamasını rica ettim. Onları çantasına koyuyordu. Çantanızı açmanızı istemek zorundayım bayan. Bu duyduğum en aptalca şey. İlk önce bu George beni hırsız olmakla suçluyor. Şimdi de hırsız muamelesi görüyorum. Saklanacak bir şeyiniz yoksa çantanızı açmakta sakınca yoktur. Tanrım. Ben onu koymadım. Bu benim değil. Her şeyi çantama o koydu. Bunu neden yapsın? Baştan beri bana böyle davranıyor. O beyaz kadınlara saldıran zencilerden biri. Evet George bunu yaptı. Onu şirkete rapor etmek istiyorum. Baytanım yanlış sana. Ben de yanlışım. Çarpacağım. Buraya bırak onları. Tamam, gel. BJ. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Uyanık kalmalısın. Sadece uyanık kal. Can kurtaran yolda dostum. Kız. Küçük kız iyi. Onun hayatını kurtardın. Bunu asla kabul etmem. Üzgünüm Bay Randolph. Hayır, 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 hayır. Asla kabul etmiyorum. O nedir Bay Randolph? Asansörcülerin sendikaya girmelerini bir daha asla organize etmemem. Ya da bu meselede hiçbir ticaret organizasyonu derneğini ya da New York Şehri Otel Sahipleri Derneği'ni temsil etmemem. Bu doğru değil. Bunu kabul etmedim. Yoksa ettim mi? Beni zorlayamazsınız. Onlar kabul ettiler. Öyle mi? Bay Wheeler. İmzala. Yoksa çoğunu kovarız. İyi günler baylar. Randolph, dizlerin nasıl? Hala ayakta duruyorum efendim. Hala duruyorum. Mesajcı! Mesajcı tam burada! Mesajcı alınız! Bayım, teşekkür ederim mesaj efendim. İster misin? Mesajcı! Nasıl gidiyor abi? Pek iyi değil Bay Randolph. Hiç iyi değil. Bir tane bile mi? Bir tane kim? Dergi satamadın. Artık politika satmıyor. Özellikle sosyalleşme ya da sizin deyiminizle... Sosyalizm. De...
Aa, evet. İnsanlar eğlenmeyi çok seviyor. Tamam. Çalışmaya devam. Evet efendim. Mesajcı! Hadi mesajcınızı alın. Aa, bu yakışıklı da kim böyle? O yakışıklı benim kocam. Merhaba hayatım. Şu sizin dergi işi nasıl gidiyor? Mesajcı mı? Evet, entelektüel arkadaşlarım okuyorlar. Peki ya siz? Alın, bu sayıyı alın. Komplimanlarım. Zenci özgürlüğü ile ilgili ilginç bir makale ve Claude McKay'dan yeni bir şiir var. Harika. İzninizle Bayan Wolf. Bedelini ödetmeliydim hayatım. Okursa bu büyük bir mucize olur. Peki, nasıl gitti? İşin dışındayım. Otel sahiplerine karşı organizasyon yapmamı engellediler. Sanırım senden korktular. Ha, sanmam. Sendika için üzgünüm. Çok çalışmıştın. Arkamdan iş çevirdiler. Arkamdan pazarlık yaptılar. Aslında bu anlaşma değil, teslim. Belki sorun benimdir. Ne demek istiyorsun? Belki kafamı bu organizasyona çok verdim. Dergiye odaklanacağım. Bırak sesim olsun. Sendika için sen savaşmazsan kim savaşacak? Ben işimi yaptım hayatım. Sonra konuşuruz. George Pullman bu şirketi iç savaştan sonra kurduğunda kendine serbest bırakılan köleler için ne yapabilirim diye sormuş. Abraham için de ne yapabilirim demiş. Lincoln arkadaşıymış. Kendine demiş ki onları trenlerimde, yataklı vagonlarda çalıştıracağım. Tren yollarının ne demek olduğunu çok iyi biliyormuş. Hareketin ve heyecanın geleceği. Bu tarlada pamuk toplama işi değildir. Seyahat eden insanlar. Evet, biz buyuz Bay Davis. Seyahat eden insanlar. Peki neden geldiniz? Sizin için ne yapabilirim? Konu B.J. Daniels efendim. Van'ın birine onun adını verdik. İlk kez bir Pullman vagona bir zenci adı veriliyor ve yaptığı şey kahramanlıktı. Bunu başka türlü ifade edemeyiz. Konu ailesiyle ilgili efendim. Durumları iyi değil. B.J. onlara bir şey bırakmadı. Yaşamaya yetmeyecek. Biz de merak ediyorduk. Acaba şirket kayıplarını biraz telafi edemez mi diye. Emekli aylığı alıyorlar değil mi? Evet, evet. Ayda 18 dolar bir eş ve 5 çocuğunu desteklemeye yetmez. Anne ve kız kardeşlerdense hiç söz etmiyorum. Bu zor olabilir çocuklar. Kötü bir örnek de oluşturabilir. Biliyorsunuz standartlarımız var. Maaşlar. Emekli aylıkları, çalışma saatleri, sendika olarak sizin işiniz bu standartları desteklemek. Ama şirketin yeterince parası var. Söyler misin ne zamandan beri Pullman Finans'ta uzman olduğunu? Evet, bugünlük yeter değil mi? Bay Desmond size eşlik edecek baylar. Ashley, sen kal. Baylar bu taraftan. Yapılacak bazı sendika işlerimiz var. O adamlar kovuldu. Kovulmak mı? Neden? İtaatsizlikten. Aslında seni de kovacaktım. Ama senden hoşlanıyorum. Uzun zamandır buradasın ve şirket için çok yararlısın. Bay Davis, beni kovun ama onları kovmayın. Lütfen, bu doğru değil. Gitsen iyi olur Ashley. Burası ve burası. Merkez dışı. Basıma girmeden önce yapmak istediğimiz şey... Girin! Bay Randolph. Arka taraftayım. Basıma girmeden önce yapmalıyız, tamam mı? Bu kopyayı temizlemek istiyorum. Burası ve burası. Tamam. Bay Randolph. Üste. Tanıştığımıza sevindim. Ashley Todd. Todd. Ashley Todd. Bu ismi biliyorum. Derginizin abonesi. Aa, çok doğru, elbette. Sakın son baskıyı almadığını söyleme. Aa, hayır, hayır, hayır. Aldım. Başka bir şey konuşmaya. Ne olabilir? Pullman taşıyıcılarda sendikalaşmayla ilgilenir misiniz diye sormaya geldim. Pullman şirketiyle dövüşmek mi istiyorsunuz? Hayır. Başka seçeneğim yok. Son birkaç günde olanlar dayanamayacağım boyutlarda. Ülkedeki en güçlü beyaz şirketlerden birinde bir zenci sendikası kurmak mı? Evet, bu çok zor. Biliyorum çünkü denedim. Bu yüzden size ihtiyacım var. Bilginiz ve işi yürütecek tecrübeniz var. Gel benimle. Bu Barton Davis. O Pullman'ın şimdiki başkanı. Evet. Bu adamları kovdu. Seni neden kovmadı?
Ben ERP temsilcisiyim. Bu şirketteki bir çeşit sendika. Beni kovamaz. Şirket sendikasına destek ne kadar? Toplantılar sahtekarlık. Herkes biliyor. Orayı biz değil, şirket yönetiyor. Delegelerimizden biri onlara karşı oy kullanır ya da konuşursa kovulur. Diğer taşıyıcılar da aynı şey mi düşünüyor? Tatminsizlik var. Maaşlar, çalışma koşulları, temsilcilik. Size söylüyorum, bu adamlar gerçek bir sendika için ölürler. Bağımsız bir sendika için. Eldeki sendikalar daha uygun olmaz mı? Hayır, hayır, hayır. İçimizden biri sendikadan söz ederse kovulur. Hem de Pullman demeden daha hızlı. Zaman işçi hareketleri için uygun değil. Kolay olduğunu mu sanırız? Bütün ülkede beyaz sendikalar var. Beyaz tren yolları kondüktörleri Pullman'ın burnunun dibinde organize oldular. Biz de sendikaya... Özür dilerim bayım. Yardımcı olamam. İyi geceler. İşçi sınıfını hatırlayın. Ama özel bir kategori. Bizim sesimiz ve gücümüz yok. Kişisel nefretlerin kurbanıyız. Ve eşitlik aradığımızda cüzdanlı gibi görüldük. Sanırım Dabu'a okuyorsunuz. Evet, onun sözleriyle yaşarım. Sizce Amerika Zenci Sendikası'na hazır mı? Biz onları hazırlamadıkça Amerika'nın hiçbir şeye hazır olduğunu sanmıyorum. Bay Randolph, lütfen. Taşıyıcıları tanıyın. Neden söz ettiğimizi anlayın. Derginizde hakkımızda yazı yazın. Duyulmamız gerekiyor. Biri sesimizi duymalı. Lütfen. Bunu düşüneceğim. Bugün bana sendika kurmakla ilgilenen bir Pullman taşıyıcısı geldi. İyi dinle. Bu sendika asla doğamaz. Neden? Günlük kazancını yalvararak çıkaran bir adam aktivist olacak ha? Bu olanaksız. Buna aklınız alıyor mu? Lütfen hayır, James. Bırak da bitirsin anne. Bak, sen taşımacılık yapmadın. Ben yapmadım. James Randolph değildi. George'tu. George ayakkabılarımı parlat. George. Onları diğerlerinden ayıran şey ne? Bu aşağılanma boyutu. Hayatları boyunca eğilip bükülüyorlar. Elleri bahşişe alışkın. Maaşlarına destek olmak için bahşişe ihtiyaçları var. Ayda $60 para alıyorlar. Bu yaşamalarına asla yetmez. Birinin para için havladığını görmüştüm. Hayır, görmedim. Beyaz bir yol kız arkadaşına göstermek için ona $1 para önerdi. Ve taşıyıcı bir palyaço gibi davranıp köpek gibi havladı. Ayda $60 adına bakman gerekseydi fazladan para için ayda olurdun dostum. Hayır, yapmazdım abi. Benim hiçbir oğlum kimse için havlamaz. Sen eğitimlisin küçük kardeş. Şehir üniversitesine gittin ve şanslısın. Özel yeteneklerin var. Bu yüzden adamları çok daha iyi anlaman gerekti. Onları desteklemelisin. Yardım istedikleri kişi sensin. O vagona neden atlamadığını anlamıyorum. Belki bu konuda birkaç makale yazabilirim. Kimsenin okumadığı bir dergide olmaz. James, çok kırıcı oluyorsun. Taşıyıcıların organize olamayacağını söylemiyorum anne. Belki de olabilirler. Ama bizim hayatımızda olur mu bilmem. Ya da belki kardeşim bunun tadına bakmak ister. Şerefe. Gazete. George. Gazete. Adamın adının George olduğunu nereden bildin anne? Hepsinleri George'dur hayatım. George Pullman'a ithafen. Bu yataklı vagonları icat eden adam oydu. Teşekkür ederim George. Teşekkür ederim. Üzgünüm George. Seni incitmedim değil mi? Komik olduğunu mu sanıyorsun? Hayır. Sen şunları benim için parlatıp cilala. İyi iş çıkarırsan iyi bahşiş. Bir sorun mu var George? George, bir sorun mu var? Hayır efendim. Philadelphia! Herkes binsin. Herkes binsin. Yükleme ve boşaltma. Bunlar için para almıyoruz. En azından 5 saatlik hazırlık gerekiyor ve nedenini anlayamıyoruz. Tren yolcularla dolmazsa yine de seyahate çıkıyoruz. Para almadan mı? Buna öyle kafa diyorum. Çünkü sonra böyle hissediyorsun. Sadece tren dolduğunda para alıyoruz. Artı bahşişler elde. Peki bahşişler ücret almadığımızda yeterli oluyor mu? Hayır. Ücretin 1/3'üne çift var diye çalışıyoruz. Hadi gidelim George. Çantaları yukarı al. Çabuk. Evet efendim. Ona diğer konuyu da anlat. Bir geziye yolluyorlar. Diyelim ki uzun süreli. Bir haftalık. Geri geliyorsun ve şirket seni giden ilk trene yeniden koyabiliyor.
Dinlenme zamanın yok. Hiçbir şey yok. Ve düşük oranlı ücret. Eğer tıraşsız ya da pis ya da gözünü kırparken yakalanırsan bir anda kovuluyorsun. Ve bir taşıyıcı müşterilerin davranışından dolayı şikayet ederse taşıyıcı kovulur. Müşteri her zaman haklıdır. Bazıları trende ne kadar ileri gideceklerini görmek için zorlayıp dururlar. İşte bu gerçek dostum. Taşıyıcılar için bu çalışma koşulları kesinlikle kabul edilemez. Bu yeşil boynuzluyu nereden buldun Ashley? Merhaba Riley. Kendinize dikkat edin efendim. İyi akşamlar efendim. Battaniye mi istediniz efendim? İçeri gir. İçeri gir. Nereye koymamı istersiniz? Yatağa lütfen. Aa, oraya küpe düşmüş mü diye bakar mısın lütfen? Evet, bakalım. Hayır, yok. George. He. George. Hayır, ben... George. Sadece sen ve ben varız George. İşime dönmek zorundayım. Senin işin burada George. Bu yüzden iyi bir bahşiş alacağız. George. Benim adım George değil. Benim adım Asa Philip Randall. Toplantı için kaç adam toplayabilirsin? Deli misin? Kaç adam? Ne kadar istersen. Bir odayı doldurabilirim. Haberi yaymak için biraz zamana ihtiyaç var. Bu organize olmak için yardıma hazırsın demek. Evet, hala beni istiyorsanız size katılmak isterim. Bu uzun süredir duyduğum en iyi haber. İlk önce haberi basmak istiyorum. Sonra işimize bakarız. Pullman taşıyıcıları görünüşe göre zenciler dünyasında yeni bir sendika başlatmak üzere. Onun evi her yerde. Onun mücadelesi adalet. Doğru dürüst bir maaş ve onurlu çalışma koşulları için. Acımasız sömürülme ve Pullman şirketinin kötü davrandığı günler artık sayılır. Bu olaylara kendi soruşturmam sırasında şahsen tanık oldum. Mesajcı! Gelip mesajcınızı alın! Mesajcı burada! Sağ ol evladım. Bu çok küçük bir olay. Yeterince küçük değil. Post ve Times'da bile yorum yazdılar. Bize Randolph'tan söz et. O başarısız bir Broadway aktörü. Daha sonra sosyalist oldu ve tam bir radikal. 1918'de Cleveland'da tutuklandı ve yargılandı. Büyük Savaş'ta zencileri savaşmamaya teşvik etmek için casusluk yapmakla suçlandı. Adalet Bakanlığı'na göre Amerika'daki en tehlikeli zenci. Tanrım. Parasını nereden buluyor? Karısı. Çok başarılı bir güzellik salonu var. Peki, ne yapmamı istiyorsunuz? Kimse basına yorum yapmasın. Bu mesele yokmuş gibi yapalım, tamam? Bu arada Randolph'un bu bilgiyi nereden edindiğini bul. O ve karısı onun niyetini nereden öğrenmiş? Bundan önce ne yaptığını bilmek istiyorum. Eğer gerçekten bir sendika kuruyorsa hemen durdurmalıyız.
İyi günler. İyi günler. O adamı tanıyorum. Misafir konuşmacımızı tanıştıracağım. Bir rahibin oğlu. Bir konuşmacı, yazar ve sendika organizatörü. Bazıları, özellikle düşmanlar, ona kışkırtıcı diyorlar. Bir komünist, bir suçlu. Buna kendiniz karar vereceksiniz. Size Philip Randolph'u sunuyorum. Benim adım Philip Randolph. Pullman taşıyıcısı değilim. Pullman şirketinin çalışanı değilim. Bir dergi çıkarıyorum sadece. Mesajcı. Dünyanın en büyük aylık zenci dergisi. Bu doğru. Belki son sayılarda Pullman taşıyıcıları ile ilgili yazılar okudunuz. Ve şirket müdürlerinin size kötü davrandıklarını biliyorum. Ki bazıları casus olarak burada bulunuyor. Şu anda tek konuşmacı ben olacağım. Dediklerimden hoşlanmazlarsa beni kovamazlar. Çünkü onlarla çalışmıyorum. Ve sizi de kovamazlar. Çünkü bir şey söylemediniz. Yapacağınız tek şey dinlemek. Ve ne kadar güçlü olduklarını düşünürlerse düşünsünler, bu yüzden sizi kovamazlar. İhtiyacımız olan bir işçi organizasyonudur. Ve ben şirketin bir sendika olarak kurduğu işçi temsilciliğinden söz etmiyorum. Çok doğru. Evet. Hepimiz evet, bunu biliyoruz. Şu anda bir işçi grubundan söz ediyorum. Yönetimle karşılıklı oturup işçiler için önemli noktaları konuşacak bağımsız bir gruptan söz ediyorum arkadaşlar. İlk adım herkesin bu sendikaya katılma kararı vermesidir. Size ihtiyacımız var. Yoksa amacımıza ulaşamayız. Peki amacımız nedir? ERP'yi feshetmekle başlamaya ne dersiniz? O sizi temsil etmiyor ve asla etmeyecek. Bahşiş isteme aşağılanmasından vazgeçmeye ne dersiniz? Aylık en az $150 maaşa ne dersiniz? İşte şimdi konuştum. Kondüktörler kondüktörlük ücreti alıyorlar. Ne kadar çok bu? Doğru, çok doğru. Ve daha önemlisi, ve bunu bütün ruhumla haykırıyorum, taşıyıcılar insan gibi muameleyi hak ediyorlar. Evet, özgür insanlık. Özgür insanlık. Evet. Evet, özgür. Hepiniz özgürsünüz. Bizler kusuruz. Çok doğru. Teşekkür ederim. Onları buraya nasıl aldılar? Hadi bir telefon bulalım. Aidatlar yılda 10 dolar. Lütfen. İhtiyacın varsa daha çoğunu veririm. Phil, bu Le, onu hatırladın mı? Aa, evet, elbette. Seni yeniden görmek çok güzel. Bana iyi bir eğitim verdin. Teşekkür ederim. Ve bu da bayan. Nasılsınız bayan? Philip Randolph. Dün gece çok çarpıcı bir konuşma yaptınız. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Biliyorsunuz, köle olarak doğdum. Kuzey Carolina'da. Denize yapılan yürüyüşü gör. Hayatım, o senin tarihini duymak istemiyor. Bekleyenler var. Babam George Pullman'ın işe aldığı ilk taşıyıcılardan biriydi. Ben de onun adımlarını takip ettim. Bugünün geleceğini hiç düşündün mü? Asla. Bir iş bulduğum için bile çok mutluydum. Bizimle olduğunuz için sevindim. Bu bir onurdur efendim. İşte kartınız. İmzaladığınızdan emin olun. Teşekkür ederim. Kardeşlik. Hadi yürü Leo. Bu sendikaya yürüyecek. Yardımcı olabilir miyim? Evet, bu kadarını beklemiyordum. Bu saatler sürecek. Tamam. Hadi içeri. Onları dükkana yolla. Ben isimleri ve paraları alacağım. Yapmak istediğine emin misin? Yardım etmek istiyorum. Evet. Şansımı değiştirebilirsin. Sendikaya hoş geldin. Bayan yardımcılara hoş geldin. Kardeşlik adına çalışıyoruz. Ve hiç sorun yok. Görüşürüz. Başvurular için size yardımcı olacağız. Başka sorunuz var mı? Evet, dinliyorum. Başka soru olan mı? A'dan M'ye kadar Lucy'nin masası. N'den Z'ye kadar James'e. Nedir bu James? Fiil'in annesi olabilmek için çok genç olduğunuzu söylüyor. Ancak kız kardeşi olabilir misin? Sıraya gir taze çocuk. Kardeşliğin 570 orijinal üyesi çarpı 10. Bu da neredeyse $6,000 topladık demektir.
Şu anda yapmamız gereken baylar o parayı ayırmak ve nasıl harcanacağına karar vermek. Peki ya senin maaşın? No. Tam zamanlı bir iş değil mi? Asgari ücret alırım. Haftada $10. O para bir an önce amacımız için kullanılmalı. Paranın bir kısmının kovulan işçilere verilmesini istiyorum ve bölge büroları gerekecek. Bağışçılar ve üye toplayıcılar gerekli. Dışarıda 10.000 taşıyıcı bizden haber almak için ölüyor. Ted, Oakmont'ta adam bulmayı başarabilecek misin? Sorun değil. Bir sürü çocuk bize katılmak isteyecektir. Webb'in başaramaması çok yazık. Webb kim? Milton Webster. O Chicago'lu bir taşıyıcı. Taşıyıcıların yarısına yakını utanç şehrinde çalışıyor. O rüzgarlı şehrin güç kırıcısı. Eskiden bir mübaşirdi. Ve bir sürü taşıyıcı onu... Neden dinler. Gelmedi? Evet, şöyle diyelim. O Webb bağımsız bir adamdır. Gücü olduğunu ve ona ihtiyacımız olduğunu biliyor. Peki ona mı gitmeliyim? Sanırım sendika Chicago'ya gidiş biletini karşılayabilir. Her şey iyilik için. Evet. Hala başka bir isteğiniz var mı? Bir porsiyon müstekin. Tamam, hemen geliyor. Milton Webster arıyor. Sizi bekliyor mu? Evet. New York'tan şimdi geldi. New York mu? Dalga mı geçiyorsunuz? Hadi gelin. Hey Beb. Bu adam seni görmeye geldiğini söylüyor. Öyleyse yolla onu bebek. Phil Randolph. Evet. Ne içmek istersin dostum? Arkada içkiler var. İçmek için çok erken. Bu uzun bir yolculuktu. Çok yorgunum. Yiyecek bir şey istiyorum. Evet, tamam. Kızım, gözlerimi senden asla alamıyorum. Nasıl bu kadar güzel olabildin? Bu çirkin kızların özelliklerinden neden bir tane bile almadın? Bunun nedenini biliyorum galiba. Sanırım sana en doğru ismi takmışlar. Bayan Tatlı. Sen evli birisin. Sadece menüyü kontrol ediyorum. Hı-hı. Onun yapması gereken bir şey var. Bak ne diyeceğim. Ona bir biftek, bana da bir yumurta ver. Şunu iki yumurta yapalım. Tamam. Hı-hı. Peki hikayen ne? New York'taki küçük toplantımızdan haberiniz vardır. Evet, duydum. Hareket topluyoruz. Bütün ülkeden üyeler kaydediyoruz. Ona ihtiyacım olmadığını söyle. Tamam. Buradan sonra kıyıya gideceğim. Öyle mi? Peki sence Pullman oturup da bu olayı seyredecek mi? Taşıyıcılar için gerçek bir güç oluşturursak Pullman masaya oturmak zorunda kalacak. Pullman bunu yapmak zorunda değil. Şirkete karşı koymaktan korkuyorsan... Onlardan korkmuyorum. Senden korkuyorum. Sen şu yeni zenci tiplerdensin değil mi? He? Şu ürettiğimiz yeni tip de insan tipi yani. Robot ya da onun gibi bir şey. Bırak da ellerine bir bakayım. Bunlar taşıyıcı elleri değil. Sen şu entelektüellerden biri olmalısın. Kazanmak için oynamazsın. Kaybederken iyi görünmek için oynarsın. Neden söz ettiğimi biliyorsun değil mi? Asansör düğme tablosu operatörleri sendikası. Fırıncılar ve konfeksiyoncular sendikası. Zenci özgürlüğü dostları. Bütün sendika ve ticaret organizasyonlarını sen kurdun ve sen batırdın. En azından deniyorum. Sen sendika oluşturmak için ne yapıyorsun? Beni dinle. Konuşmana bakılırsa dostum, seninle ortak hiçbir yanımız yok. Washington'da bazı dostlarım var. Hem cumhuriyetçilerden hem de demokratlardan. Neden birbirimize yardım etmeyelim? Peşinden gelecekler, he? Çünkü geleceklerini biliyorsun. Ve çok sert gelecekler. Pullman kızdıktan sonra hiçbir şey göremeyeceksin. Ben sendika kurmaya kalktığımda bana da yaptılar. Sana da yapacaklar. Her şeyi hazırım. Bir metresin var. Bir kenarda duruyor. Erkekleri seviyorsun. Yoksa uyuşturucu içen bir komünist misin? Gizli hayatında her neyin varsa bulup çıkarırlar ve her şey gazetelere geçer. Hakkımda bulabilecekleri bir şey yok. Belki yoktur. Böyle şeyler için hayal gücü eksikliğin var gibi görünüyor. Evet. Bu kesinlikle zaman kaybı. Hoştan ya da hoşlanma, sendikayı kontrol edeceğim. Bağlantılarım var. Taşıyıcı değilim ve sen ya da Pullman gözümü korkutamazsınız. Sendika kurmaktan bu kadar korkuyorsan lütfen yolumuzun üzerinde durun. İyi günler.
Peki dostum. Seni tanımam gerekiyordu. Ne kadar sert olduğunu bilmek zorundaydım. Çünkü eğer sert değilsen ölürüz. Hepimiz birden. Buraya bak dostum. Bu ülkede onlar izin vermezse kimse hiçbir şey alamaz. Aslında beyazlara hayranım. Manhattan adasını istedi. Kızılderililere bir şişe viski verdi ve aldı. Beyazlar öldü. Acı çekti. Fedakarlık etti. Bir ülkeyi aldılar ve yeniden yaptılar. Evet, bizi buraya zincirlerle getirdiler. Bunu biliyoruz. Ve hala zincirliyiz. Biraz daha hafiflediler ama yine de zincirliler. Ve o zincirlerin kırılmalarının tek yolu bizim onları kırmamız. Ve bunu kimse bizim için yapmaz. Ben de radikal olduğumu sanırdım. Sen ve ben aynıyız. Sadece kadınlardan ve paradan senden daha çok hoşlanıyorum. O toplantıyı duydum ve güzel şeyler söylendi. Peki bütün bunlar nedir? Konuşmamız gerekiyor Ashley. Ailen nasıl? Otursana. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Çok üzüldüm. Bay Davis, siz neden söz ediyorsunuz? Beni affet. Sizin şu organizasyonlarda bazı casuslarım var. Tamam ama ben de o toplantıya neler oluyor diye gittim. Randolph'u işe sen aldın. Bay Davis. Senin için tüm yaptıklarımdan sonra şirketine biraz olsun sadık kalmayı düşünmeliydin, tamam mı? Yaptıklarını öğrendiğimde neler olacağını hiç düşünmedin mi? Birlikte olduğun bütün o sosyalistler ve komünistler. Bir daha asla çalışmayacaksın. Bay Davis, ben... Hayır, henüz bitirmedim. Sen hiç aileni düşündün? Aman eski. Bitti mi lan? Harika. Her şey orada. İyisine geçelim bakalım. Hep telefonum var. Affedersiniz çocuklar, sekreterim bugün dışarıda. Evet, ben Webb. Evet, ben Ashley. Merhaba Ashley. Doğu yakasında saat çok geç değil mi? Dinle, Phil'i bulmaya çalışıyorum. Nerede olabilir sence? Yarın sabah burada olması gerekiyor. Onu alacak mısın? Neyim ben, taksi hizmeti mi ne? Alacaksın değil mi? Öyle mi? Alırsan sevinirim. Treni ne zaman geliyor? Hangi saatte? Onu alması neden başka bir serseri yollamıyorsun sanki? Tamam, biliyorum. Herhalde Englewood istasyonunda 7.40'da olur. Englewood istasyonunda 5.40'da. Fırsat bulduğunda beni aramasını söyle. Kapamalıyım. 5.40 mı? Ben ona 7.40 dedim. Bu adam neden söz ediyor? Bay Randolph, Philip Randolph. Evet benim. Polis, karakola gidiyorsunuz. Ellerinizi arkanıza koyun. Hadi yürüyün. Çantanızda ne var? Bütün bunlar ne demek oluyor? Benimle gel Randolph. Dur bir dakika. Neler oluyor? Mahkumumu alıyorum. Mahkumum mu? İşte rozetim. İstersen merkezi arayabilirsin. Bekle bir dakika. Bence bu iyi bir fikir olmaz. Bazı önemli kişileri kızdırabilirsin. O benim mahkumum, anlaşıldı mı? Fotoğrafçı getirmiş. Hadi gülümse, adam bir fotoğraf istiyor. Gülümse, bugün özel güneşli bir gün. Sonrası bize ait. Nereden öğrendin? Ashley beni uyardı. Senden bir suçlu yaratacaklar şef. Peki suçlama ne? Burası Chicago. Suçlamaya gerek yok ki. Seni tutuklarken bir fotoğrafını çektirler ve sonra kardeşliğin sonu derler. Sana Pullman'ın kirli oynayacağını söylemiştim. Bu daha başlangıç. Savaş başlıyor. Savaşa gidiyoruz. Evet, bence de. Burası bir dikiş kulübü. Bayanlar, 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 bayanlar. Dikiş kulübüne hoş geldiniz. Elimizde yapacak çok işimiz var. Bir an önce başlayalım. Su efendim. Teşekkür ederim. Trenden inmeyeceğim. İşim var burada.
Trenden in yoksa kıçını tekmeleriz dostum. Size işim var dedim. Neler oluyor? Pislikten kurtuldu. Bacağın nasıl? Lanet olası herif. Seni tekrar göreceğim. Beni duydun mu? Seninle yine görüşeceğim. Bu iş yerine müşteri olma. Bu iş yerine müşteri olma. Bu iş yerine müşteri olmayın. Burası komünistlerin yeri. Bura komünistlerin yeri. Buraya gelmeyin. Buraya müşteri olmayın. Sakın buraya gelmeyin. Bunun anlamı nedir? Seni bu işe kim soktu? Bunun anlamını biliyor musun? Senin ve kocanın bolşevik olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? Sakın bu iş yerine gelmeyin. Hayır, değil. Burası komünistlere ait. Emily. Buraya gelmeyin. Nereye gidiyorsun? Emili seninle eşim henüz meşgul olmadığın bir gün buraya gelir. Buraya müşteri olmayın. Burası komünistlere ait. Bu iş yerine gitmeyin. Paranız Rusya'ya gidiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Hadi şuraya da gidelim. Bu tarafa gidelim hadi. Olanlar için üzgünüm Rusya'yı. İki gündür arka arkaya iptallerden başka bir şey yok ve kimse gelmiyor. Emily Walker evinden aramışlar ve buraya gelmemesini söylemişler. Bu ne kadar sürecek hayatım? Buradaki cihazların yarısı için hala borcum biliyorum. Var. Ne kadar? Şirketin senin üstüne gelmesini dinle. Anlamıyorum. Bütün bu kavgalar, bu mücadeleler sırasında ilk kez oluyor. İlk kez benim peşime düştüler. Anlıyor musun? Lucy, çok üzgünüm. Burası açık kalacak mı? Onlara izin mi vereceğim? Reklam mı yapacağım? Nereye gideceğim ha? Nasıl savaşacağım? Söyler misin bana? Bilmiyorum. Tamam. Peki bana isimleri getirin ve elimizden geleni yapalım. Evet, biliyorum. Biliyorum. Lanet olsun. San Luis'te 30 taşıyıcı bölge üyelik toplantısına katıldığı için kovuldu. Eddie Smith Florida'da tutuklandı. Suçlama ne? Güneyde sosyal eşitliği savunmak. Avukatına çıkması için kefaleti göndereceğimizi söyledim. Orada kalacak olursa eminim onu linç eder. Onu buraya getirin. Bekle. Sanırım şu ana kadar 54 taşıyıcı kovuldu. Hepsiyle temasta kalalım. Çok kişiyi işe alalım. İşe almak mı? Niçin? Sendika çalışanları olarak. Bir kez tutuklandıktan sonra işlerine geri dönmeleri için talepte bulunur. Peki ya tanınmazsak? Kolay olacağını mı sanmıştın? He? Bu senin kuralların karşı. ERP yasalarına göre nedensiz kovulma yapılamaz. Bu neyi tanımladığına göre değil. Kitabı kontrol ettim. Herkesin dinlenmesi gerekiyor. Herkesin. Buraya ERP temsilcisi olarak geliyorsun. Randolph Ward'a yeni bir sendika kuruyor. Beni ne çeşit bir aptal sanıyorsunuz size? Sürekli olarak yalan söylüyorsun. Yeter artık. Kovuldun. Hepimizi birden kovamazsın. O zaman trenlerde kim çalışacak? Bu hiç sorun olmadı. Dürüst iş yapmak isteyen bir sürü insan var. Pullman'da yok. Bu büroda da yok. Burası beyazların ülkesi. Beyaz yanlar yönetir. Biz yönetmeye devam edeceğiz. Bu şirket asla Randolph ya da başka masaya oturmayacak. Katılmak isteyen başka taşıyıcılar var. Ama şirketin bunu anlamasından ve peşlerine düşmesinden korkuyorlar. Tıpkı bana Oakmont'ta yaptıkları gibi. İçeriden bilgi alıyorlar. Çok haklısın. Bunu yapıyorlar. Kim olduğunu bulacağım ve onu çıplak ellerimle öldüreceğim. Şiddete başvurulmasını istemiyorum. Ben bir erkeğim şef. Kim bana vurursa ben de ona cevap veririm. Silahlanmalı ve onlarla savaşmalıyız. Hadi birkaç silah alıp onlarla yaklaşalım. Pullman şiddet olaylarını halka yansıtacaktır. Ve o tür bir reklamın üstesinden gelemeyiz. Şiddet cevap değildir.
bu ülkede evinde oturup karısının kolunda ağlayıp kirasını nasıl vereceğini ve bebeğini nasıl doyuracağını düşünen taşıyıcılar kesinlikle var. Kesinlikle. İşlerini geri almalarını sağlamanın tek yolu sendikayı kurmaya devam etmek. Şimdi AFL'ye gitmek istiyorum. AFL mi? Evet, AFL'ye ve bakalım bize yardım edecekler mi? Şiddetten başka bir önerim varsa dinlerim. He? Web. Tamam, gece konuşuruz. Bir sonraki toplantının zamanı ve konusuyla ilgili herkesle temas kuracağım. Web'le konuşurum. Lütfen adamla konuş, çünkü ağzını kapalı tutmalı. Lucille'in işinin çöktüğünü duydum. Evet, iş kötü gidiyor. Dur, sana bir şey söyleyeyim Ashley. Bunu duymak istemiyorum. Aramızda pislik bir sıçan var. Onu bulduğumda çabuktan aşağı atacağım. Yapabileceğim bir şey var mı? Hayır, ben minnettarım. Biliyorsun, senin hep yanındayım. Evet. Ne kastettiğimi anladın, öyle değil tamam, mi? Gelecek peki, sefer Pullman'ın adamları benimle kapışırlarsa onları getirecek. Vuracağım. Phil. Her şeyi kaybetmeye çok yakınız. Seninle konuşmalıyım, özel olarak. Phil. Phil'in prensipleri var. Phil gerçek bir yumuşak. Ama bu pislik şiddet istiyor. Şiddet. Anladıkları tek dil bu. Yeni üyeler korunmalı. Evet, haklısın. Liste gizli tutulmalı. Benim için bunu yapacak biri gerekiyor. Yapabilir misin? Eğer istiyorsan. Minnettar olurum. Pekala, tam oradan tut. Evet. Pekala, işte geliyor. Biliyorum Lucille. Lucille hayatım. Lucille, işini geri alacağız. Tamam mı? Tamam mı hayatım? Phil, ön kapıdan girmemize izin vermeyeceklerdir. Washington eğer değilse. Davranışın böyle olursa fazla ileri gidemeyiz. Merhaba. Geç kaldım, özür dilerim. Önemli değil, lütfen. İş ortağımla tanışın, Milton Webster. Aa evet, Chicago. Sizin için çok şey duydum. Evet, ben de seni duydum patron. Hemen konuya gireceğim Bay Green. Bugün buraya Amerikan İşçi Federasyonu'nun yardımını istemek için geldik. Şu anki üye sayımızla tren yolu aracılık kuruluna girme yetkimiz var. Ve biz taşıyıcıların çoğunu temsil ediyoruz. Ben RMB'ye bizi dinlemeleri için yazı yazdım ama cevap bile vermediler. Onları aradınız mı? Defalarca. Telefonlarıma çıkmadılar. Bakın, sizden hoşlanmadıkları fikrine kapılabilirler. Elbette ilk seferinde bize de farklı bir izlenim vermediler. Bu organizasyonun ön yargılı davranışlarından gurur duymuyorum. Neyi kastettiğinizi de biliyorum. Bugün yapacağımız toplantıda umarım bunların çoğunu aşarız. Kardeşlik sendikanızın başarısız olmaması gerektiğine inanıyorum. Geçmişte sana yardım etmeye çalışmıştım Philip. Sana hayranım, direncine hayranım. Direnç. Umarım bu bir erdemdir. Ama bu konuda AFL'yi temsil ediyorum. Şu andaki ortamda kardeşliğin bizimle temas kurması için oylama yapılırsa kaybedersiniz. Ve bu da sizin dinlenme toplantınız için yardımcı olmaz. Öyleyse tek bir yolumuz kalıyor. Evet, nedir o? Grev. Grev mi? Sendikanın elindeki tek güç bu. Philip, tanınmış bir sendika değilsiniz. Pullman tanımadı. Kimse tanımadı. 6000 taşıyıcı yarın iş dışında yürürse beni dikkate almaları gerekir. Ya hepsini birden kovarlarsa? Bu onların çalışmalarının sonu demektir. İşleri adam bulamazlar. Grev, RMB'de işleri daha kolay hale getirmeyecektir. Aslında seni reddeder. Şimdi reddediyorlar. Bu çok riskli. Bu ilkel grevle iş batırdığını görmek istemiyorum. Grev başvurulacak son çaredir. Bu her şeyin sonudur. İşi nasıl becereceğimizi anlamıyorum. Phil. Bak ne diyeceğim. Greve gitme. Henüz değil. Bırak Ed Morrow'u arayayım. O Kentucky'nin en eski valisi. Şu anda arabulucu kurulunda başkanlık yapıyor. Ona toplandığımızı ve konuştuğumuzu söyleyeyim. Onlara seninle oturmalarını ve bir kez dinlemelerini tavsiye. Bunu yapar mısın? Kesinlikle. Bölge üyelik kayıtlarımızı, oy kayıtlarımızı, haber koleksiyonlarını ve kardeşlik haber bültenini göreceksiniz. Kendi masraflarımızı karşılıyoruz ve ülkedeki taşıyıcıların
yarısını temsil ediyoruz. Biri bu kayıtlardan kendimizi yeterince temsil ettiğimizi ve taşıyıcıların iyiliğine tek pazarlıkçı grup olduğumuzu hemen anlayabilir. Teşekkür ederim Bay Randolph. Şimdi de Pullman şirketinin temsilcisini dinleyeceğiz. Seçkin baylar, Bay Vali. Kanıtlarımız var efendim. Toplantıya katılan taşıyıcıların listesi var ve onlar aynı zamanda kayıtlarımıza göre işte olmalılardı. Bir insan Jersey hattında çalışırken aynı anda Newark'taki bir toplantıda nasıl oy kullanıyor olabilir? Bu olanaksız efendim. Sıkı çalışmış. Bakın bu oylar, bu üyeler, bu toplantılar hepsi sahte. Hepsi hem de. Kardeşlik üyeliği Bay Randolph'un ve diğerlerinin iade ettiklerinin ancak onda biri. ERP Pullman taşıyıcılarının tek temsilcisidir. Kardeşlik temsilci değil. ERP sunidir. Şirket sendikasıdır ve Pullman yöneticilere yönetir. Hey, tamam, onlara tamam, anlatın Bay Davis. Onlara beni nasıl kovduğunuzu anlatın. Sakin ol. Bu odada düzen istiyoruz. Lütfen. Bütün bunlar doğru. Ve üyeliği temsil eden oylar otantiktir. Eğer bir taşıyıcı toplantıda oylamaya katılmışsa şirket aynı taktiği kullanıyor ve bu sendikayı öldürmeye çalışıyor. Ve o işçileri kovuyor. Bu süreç taşıyıcıların işlerini korumalarını ve destekledikleri sendikaya katılmalarını sağlamanın tek yoludur. Teşekkür ederim Bay Randolph. Bay Randolph, vekalet sürecinize ilişkin yapılan oylama bazı sorular doğuruyor. Kardeşlikte olduklarının farkında bile olmayan taşıyıcıları temsil eden ve toplantılarda oy atan bu insanlar acaba kim? Diğer yandan Pullman şirketinin kayıtları gerçek taşıyıcı katılımını ve ERP oylarını gösteriyor. Vekalet yok. Vekillik yok. Bu da ERP'nin gerçek temsilci olduğunu kabul etmekten başka seçenek bırakmıyor. Hayır, sakın bunu yapma Web. Web yapma. Toplantı sona ermiştir. Web, bunu yapmayacağımızı söylemiştik. Harika bir şey. Bu karar bizde hayal kırıklığı yarattı ama başka çaremiz yok. Üyelerimiz de başka türlü yapamazdı zaten. Gerçekte kaç üyeniz var efendim? Vali Morov'a verdiğim aynı sayıları size sunduğum için mutluyum. 6000'den çok taşıyıcıyı temsil ediyoruz. Bu da Pullman iş gücünün %53'ü demektir. Bu sayılar tek yetkili olduğumuzu kanıtlar. Bugün kaybettikten sonra ne yapacaksınız? Greve gidecek misiniz? Biliyor musunuz? Eğer Pullman şirketi sendikayı sabote etmek için harcadığı paranın yarısını işçilere verseydi, bana ve böyle bir greve ihtiyaç kaldı. İyi günler baylar. Bir soru daha lütfen. Bilmiyorum dostum. Zaman çok kötü ve şu anda grevden söz edemeyiz. Bu meseleyi oylayacağız. İstemeyenler karşısında oy kullansın. Onlar oylamayı bekliyor. Senin neyin? Neden grev için yanıp tutuşuyorsun? Eski solculuk damarın mı kabardı yoksa? Kapitalistlerle bir arada olmalısın. Sanırım silahlanıp onlarla hesaplaşalım diyen bayla konuşuyorum değil mi? Evet, çok doğru. Ama o durum ekonomi tepe aşağı gitmeden önceydi. Green'in ne dediğini duydun. Bir greve gitmek çok riskli. AFL seni desteklemeyecek. Kimse desteklemeyecek. Sadece grev tehdidi bile yeterli olabilir. Daha önce işe yaradığını gördüm. Eğer 6 ya da 7 bin taşıyıcı grev oylaması yaparsa Pullman masaya oturacaktır. Eminim bundan. Greve gitmemiz bile gerekmeyebilir. Ne düşünüyorsunuz? Grevi konuşmalıyız. Ama her şeye hazır olmalıyız. Büyük bir hazineye ihtiyacımız var. Çocuklar. Hadi.
Ashley. Sana ne yaptılar böyle? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm işte. Senin burada kalman ve dinlenmen gerek. Ben doktorla konuştum. Ve o dedi ki Ashley'in omuriliği zedelendi. Aman! Aman hadi tanrım! Hadi gel, başarabilirsin. Aman tanrım! Şimdi ayakta dur. Dayan! Hayır! Dayan, dayan. Hayır! Bırakın dayan beni, biraz. Bırakın beni! Lütfen bırakın! Buraya gelir misin? Hayır, yapamam! Polisler bunun soygun olduğunu söylüyor. Buna inanabiliyor musun? Orada olduğunu biliyorlardı. Onu bekliyorlardı. Ve ona tuzak kurdular. Bir casus mu var? Bak, lafı dolandırmayı bırakmalıyız dostum. Onu ortaya çıkarmalıyız. Evet. İşte orada, tam zamanında. Bu o mu? Hı hı. İşte doğru. Pislik orada. Onunla haftada iki kez konuşuyor. Ve sen bu hafta ikinci kez olduğunu söylüyorsun. Hı hı. Phil bunu duyunca bayılacak doğrusu. Peki ne zamandır biliyordun? Birkaç gündür. Emin olmak istedim ve onu kendim izledim. O gerçekten çok suçlu. Buna inanamıyorum. Sence ben mutlu muyum? Bak, bu işi halletmemiz gerek. Yaptığı hasarı bir düşünsene. Eşliği bir düşün. Tamam, tamam. Hadi gidip onu biraz rahatsız edelim. Evet baylar. Evet, işte hepsi bu. İşte casus. Sıçan. Sen olduğunu biliyoruz. Seni günlerden beri izliyoruz ve gözlüyoruz. Seni biz de Leon. Leon. Ah, Leon mu? Leon'un yaptığını nasıl söylersin? Nasıl cüret edersin? Ona yapmadığını söyle. Ona gerçeği söyle Leon. Ona gerçeği söyle. Evet, ben yaptım. Oh Tanrım, Tanrı bize acısın. Ben yaptım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Siz anlamazsınız. Hayır. Ben bir köleydim. Bir köle. Sonra özgürlüğümü kazandım. Ama bunun anlamı ne? Bütün dünyadan tekme yediğin bir özgürlük. Şehirden şehre dolaşıp iş aradığın bir özgürlük. Bu ne çeşit bir özgürlük? Her şey zincirlerden daha iyidir. Nereden biliyorsun? Ben biliyordum. Sonra George Pullman çıkıp zincirlere iş önerdi. İş. Biz kulakla bile inanamadık. Bu adımı sadece Pullman atmıştı. Kardeşlik falan yoktu. Hayır, Philip Randolph yoktu. Sendika yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bana iş önermişlerdi. Onu öneren de George Pullman. Kimse senin işini elinden almadı. Şirket bana Randolph'un bizi greve götüreceğini söyledi. Hepiniz işlerinizi kaybedeceksiniz. Sonra sizi kim işe alacak ha? Kimse. İşte bu. Sendikada olmak istemiyorsan o zaman sendikada olmazsın. Ama neden onlar için casusluk yaptın? Söyler misin? Çünkü benden istediler. Ashley Todd hastanede. Zor tutunuyor. Hepsi senin yüzünden. Benim o işle bir ilgim yok. Saçmalık. Selena. Nereye gidiyorsun? Nereye? Senden mümkün olduğunca uzağa. Bunu nasıl yapabildin Leo? Ben kadınlar toplantılarına gidiyordum. Ve o bana her noktayı soruyordu. Umursadığı için olduğunu sandım.
Çünkü o da bu işin içindeydi. Ama hayır. Bana casusluk yapıyormuş. Buna inanamıyorum. Tam 43 yıllık karısına. Bay Webster, lütfen bana yardım eder misiniz? Elbette, istediğiniz buysa bayan. Selena. Başka seçeneğim yoktu. Seçeneğin vardı Leon. Seçeneğin vardı. Son banka hesabımızı gördün mü? Sendika bürolarının kiralarını kendi özel fonlarımızdan ödüyorsun. Bunu aşacağız. Paramız kalmadı. Şimdi eski elbiselerimizi bir araya getirip onları satmaya çalışacağım. Ama maaşa ihtiyacımız var. Sürekli bir maaşa ihtiyacımız var. Çoraplarım nerede? Sadece bir çift var ve eşyalarımın geri kalanı. Anlattıklarımı duymadın mı? Özür dilerim. Gece yarısı trenle yetişmeliyim. Bu baskı üyeliklerimizi öldürüyor. İnsanlar aidat ödemiyor. Grevden söz ettiğimizde herkes çok korkuyor. Çünkü herkesin yaşamı var Phil. Karıları var ve çocukları ve kardeşlikten önce düşünecekleri aileleri var. Elbette anlıyorum. Ama bu onlarla konuşmamam demek değil. Bilet paranı kim ödeyecek? Nerede kalacaksın? Bütün parayı sendikaya yatırdın. Eğer çocuklarımız... Sen çocuklarımız olsaydı bunu yapamazdın. Sanırım haklısın. Ama çocuklarımız yok Lucille. Bu kimsenin hatası değil. Çocuk yapmayı başaramadık. Şimdi bizim yaptığımız şey başkalarına yardım etmek. Böylece çocuklarının bir geleceği olacak. İnsanlarımızı ayağa kaldıralım. Ve bu bizim acı çekmemiz anlamına geliyorsa... Özür dilerim. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık gitmeliyim. Baskıda olma nedenimiz çok fazla paranın ve çok fazla hırsın çok az kişinin elinde olmasından kaynaklanıyor. Bizi bu baskıya sokanlar para baronlarıdır. Düzgün bir ücret için çok çalışan işçiler değil. Büyük işler şu anda saldırı tehdidinde. Biz değil. Anlıyor musun? Bunu anlaması gerekenler de onlar. Her şeyi kaybedecekler. Biz zaten kaybettik. Şimdi onları taleplerimizle vurma zamanı geldi. Cep kitabımızla. En çok acıtan yerden. Şimdi geri çekilirsek... Evet tabii. Onu size verebilirim. Durun. Gazeteler bunu yazıyor. Phil, kestiğim için üzgünüm. Karın telefonda. Ama şu anda... Acil olduğunu söyledi. Pekala. Dad, sen Philadelphia pozisyonumuzu açıklar mısın? Özür dilerim, izninizle. Tamam. Şimdi Randolph kardeş diyor ki Philadelphia... Hayatım. Kötü haberlerim var hayatım. Berbat haberlerim var. James daha önce seni aramaya çalıştı ama nerede kaldığını bilmiyorduk ve biz sana ulaşamadık. Ne oldu? Anne. O dün gece uykusunda öldü. Ah Tanrım. James cenaze işlerini ayarlıyor. Paramız yok. Cenaze çok basit olacak. Senin orada olmana çok minnettar olacağını biliyorum. Yarın Detroit'te bir konuşmam var. Sonra sesini at edin. New York'a geri dönecek ve seyahatleri karşılayacak kadar param yok. Biz hallederiz. Ne çeşit bir cenaze yapacaksınız? Ne kadar para harcayabilirsek. Biz biliyorsun annem parayı önemsemezdi. Sanırım bize öğrettiği en iyi ders de buydu. Peki nasıl dayanıyorsun? Senin için güçlü olmaya çalışıyorum. Ama pek iyi gittiğim söylenemez. Artık kapatmalıyım. Sen iyi misin? İyi olacağım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hoşçakal hayatım. Thank you.
misin Phil? Evet bu küçük bir burbonu iç. Eve gidip biraz dinlen. Her şey yoluna girecek. Bak. Teşekkür ederim. Bir iş dedim. Sanırım New York'a gitmen için paraya ihtiyacın olacak. Bunu kabul edemem. Cenaze için geri dönmeyeceğim. Bu çok pahalı. Bayan Randolph bizi de ilgilendirir. Senin kardeşlik için konuştuğun ilk gece o da oradaydı. Herkesin katılması için yardım etti. Phil, o da bu işin parçası dostum. Burada kişisel bir şey yok. Bu işte hepimiz birlikteyiz. Ben özür dilerim. Ama bunu kabul edemem. Duyarlılığınıza minnettarım. Kalbimin en derinlerinden. Gitmeliyim dostum. Phil. Hayır. Bak dinle Phil. Grevde seninle birlikteyiz anladın mı? Bize güvenebilirsin. Bu parayı al. Bunu kardeşlik için kullan. Son bir dövüş için. Lütfen al şu parayı. Randolph? Philip Randolph mu? Seni yakalayacağım Randolph. Eddie, senin işini bitireceğim. Seni tanıyor musun? Bizi temsil etmeye çalıştığında ben de oradaydım. Senin yüzünden işimi kaybettim. Ellerini üzerimden hadi çek. Bak. Çok üzgünüm. Senin tamam, gibi burcu verdiğin işini yola nasıl bilebilir? Sen Eddie, bir hiçsin adamım, bir hiçsin. Eddie yapma. Çocuklarım var adamım. Ben haklıyım. Hadi gidelim. Gidelim buradan tamam. Tamam. Bütün ülkede bana karayüzlerle bakıyorlar. Aidatlarını ödemiyorlar. Bölge bürolarının kiralarını ödeyemiyoruz. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Ben aptalın tekiyim. Bir hayalciyim. Bu başka birinin işi. Başka bir kuşağın. Ben hatalıydım. Artık bırakmak için çok ilerledik. Artık arkanı dönüp gidemezsin. Artık mücadele olmayacak, kavga olmayacak. Bunu denerken ya kazanacağım... ya da öleceğim. Anladın mı? Yavaş ol. Yavaş, hadi bakalım. İşte bu. Tuttun mu ha? Tuttum, tamam. Tamam. Başka ne alabilirsin? Masa. Tamam, ona dikkat et. Evet efendim. Merak etme şef. Sadece birkaç geri adım. Hepsi evet, bu. Evet, hepsi bu kadar. Hayır, bir daha geri gelmeyeceğiz.
Başka bir şey alacağız. Çok daha iyi bir şey. Son posta hayatım. Daha büyük bir şey. Ulusal sendikaya uyan bir şey. Bütün sendika personeli için yeni mobilyalar ve bürolar. Evet, afişle konuştun. Peki o nedir? Louis Field. Bunu anlamıyorum. Neyi anlamadın? Ne oldu hayatım? Kardeşlikten istifa et. O zaman Pullman sendikayı tanıyacak ve bir anlaşma imzalayacak. Burada minnettarlığımızın küçük bir göstergesi var. 10.000 mi? Bu büyük para şef. Eğer kardeşliği tanımak istiyorlarsa iyi, istediğimiz şey bu değil mi? Eğer istifa eder ve parayı alırsan anlaşma falan yapmazlar. Bu beni küçük düşürmek için bir tuzak. Ama bu senin ya da benim kararım değil. Bunu üyelere sunmak zorundayız. Pullman şirketinin anlaşmayı reddedeceği bir sır değil. Ve şimdi şirket gelip bir anlaşma konuşması öneriyor. Ve yataklı vagon taşıyıcılarının kardeşliğini tanıyor. Ama tek bir koşulla. İstifa etmez. Elbette eğer şirket kardeşlikle bir anlaşma yaparsa ve sendikayı eğer beyaz tren yolu sendikalarıyla eşit olarak tanırsa istifa etmeye hazır olduğumu şu anda söyleyebilirim. Ama bu konuyu ilk önce sizinle burada konuşmak istedim. Konuşmadan istifa edemem ve etmeyeceğim. Benim işverenim sizlersiniz. Bana ihtiyacınız olup olmadığına siz karar vereceksiniz. Evet tabii. Evet evet çok doğru. Sen ne istiyorsun? Çok doğru. Bunun kardeşlik için bir zafer olması ve tamamen ve kesinlikle yasal ve güvenilir olarak yapılabilmesi için bana ihtiyacınız olabilir. Evet, evet, doğru, evet çok doğru. Haklı. Bence de haklı. Bence evet. Peki ya grev? Bizim greve gitmemiz gerekiyordu. Evet, evet, doğru. Greve gitmemiz gerekmiyor muydu? Üyelik grevi desteklemedi. Ve onları suçladığımı söyleyemem. Büyük bir baskı var. Kötü bir zamandayız. İnsanlar çok zor geçiniyor. Ama grevin şu anda önemi yok. Şirket istifa edersem bir anlaşma öneriyorum. Size nakit para önerdiklerine dair bir dedikodu var. Eğer yoldan çekilirseniz 10.000 dolar. Burada olan şey bu mu yoksa? Bizi satıyor musunuz yani? Bizi satıyor musunuz? İlgilendiğim tek şey bu sendikanın gelişmesidir. Ve evi biraz geliştirmek için küçük bir bahşiş de hiç fena olmaz. O benim param değil. Yalan söylüyorsun. Bunun parayla ilgisi yok, tamam mı? Sana para veriyor mu, vermiyor mu? Evet, 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 evet. Onlara sen mi söylersin yoksa ben mi söyleyeyim? Pullman şirketi bana 10.000 dolarlık bir çek yolladı. Pullman şirketi istifa edersem sendika ile anlaşma yapmayı önerdi. Çeki zarfın içine koydum ve Pullman şirketine geri gönderdim. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Çeki Pullman şirketine geri yolladım. Bunun üyeliğimi bırakmakla ilgisi olmadığını söyledim ve bu karardan bağımsız olarak onlar paralarını kendilerine saklayabilirler. Hiçbir şey istemiyorum. Kanıtla! Kanıta ihtiyacımız var. İşte bu. Evet, evet. Bakın dinleyin. Hepiniz bakın. Çeki yollarken onunla birlikteydim. Phil Randolph'un çeki Pullman'a yollamasına bizzat tanıklık ettim. Pekala, ikinizin parayı bölüşmediğini nereden bileceğiz? Evet, evet, evet. 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 Haklı, doğru söylüyor. Evet, evet, evet. Çok haklı. Evet, söyle hadi. Doğru söylüyor. Beni tanıyor. Hadi, söyle. Hadi, söyle. Bu salondaki herkes beni tanıyor. Tanıyorsunuz değil mi? Eğer Phil Randolph çeki geri yolladığını söylüyorsa, geri yollamıştır diyorum. Bayım. Oraya gelip kıçınızı tekmelemeye zorlayayım. Hey, 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 hey. Bekleyin biraz. Hepiniz kesin şunu. Bir şey söylemem gerekiyor. Biz temsilcimiz. Evet, Eşli geldi. Eşli'yi gördün mü? Evet. İşte Eşli. Bana bunu yapan pisliklerin bize liderimizin kim olduğunu söylemesine izin mi vereceğiz? Hayır. Bir hayır, daha asla. Hayır, hayır, tabii ki. Beyaz adam bize liderimizin kim olduğunu mu söyleyecek? Söyleyin bana. İşte bu. Evet. İşte evet. Bu. Gösterin onlara. Onlara bir şey daha gösterin. Hepiniz birden. Phil kalıyor. Evet. 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 Phil kalıyor. Sen
Franklin D. Roosevelt'in göreve başlama töreni. 1933. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeteneklerim çerçevesinde elimden geleni yapacağıma, Birleşik Devletler Anayasası'nı koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim. Tanrı bana yardım etsin. Philip! Philip Randolph! Seni görmek çok güzel. Seni Washington'a getiren Tren şey nedir? Tren yolu işçi yasası değişiklik tasarısı. Birkaç kongre üyesiyle konuştum ama diğerlerinin benimle konuşması çok zor. Evet, Washington hala bir güney kasabası Phil. Ama bana inan kapalı kapılar ardında birçoğu sempatik. Peki oylama olacak. Evet, herkes bunu soruyor değil mi? Dinle Phil, benim bir fikrim var. Şu ana dek herkesle konuşmadım ama Roosevelt'in yeni çalışma yasası her şeyi değiştirecek. Buna ABD dahil. Peki sen ne diyorsun? Sanırım seni kamuya tanıyorum. Seni Amerikan İşçi Federasyonu üyesi yapabilirim. Yeni başkanla her şey çok hızlı gidiyor. Geriye doğru geçerli bir anlaşma yapabiliriz. Geriye doğru anlaşma iyi olur. İyi. Şimdi şu bir gerçek ki kardeşlik taşıyıcıların %50'sinden fazlasını temsil ediyor. Bunu belgeleyebilir misin? Çok kolay. İyi, ben de manevra yapabilirim. Ama kısa zamanda olmalı, kongre oylamasından önce. Bu gece New York'a gidiyorum. İşe hemen başlayacağım. Sana minnettarım. Phil, sen inanılmaz şeyler yaptın. Şimdi onları nallamalıyız. Hayır, hayır, hayır. O burada benim önümde AFL'nin yataklı vagon taşıyıcılarının kardeşliğini tanıyor. Bu da ne demek böyle? Söylediği gibi taşıyıcıları federasyona katılmak için davet ediyoruz. Ama neden? Yani ben sana ne yaptım he? Kondüktörleri AFL'ye kattığın zaman bağırdık mı? Bir sorun çıkar. Hayır, hayır, hayır. Ve sana aynı şekilde şimdi de güveniyorum. Eğer bu adamların organize olmalarına izin verirsek başımıza dert açarlar. Barton, zaman değişti. Herkes bir şansı hak ediyor. Bu Randolph denen adam bütün zenci ırkını organize edecek ve her şeyi mahvedecek. Philip Randolph çok büyük bir katılımcı. Onu ben de AFL'de destekliyor. Bu konuda kongrede sert lobi yapacağız Bill. Bu tren yolu anlaşmasıyla mücadele edeceğiz. Evet tabii, bu senin hakkın değil mi Barton? İyi geceler. Evet, ben küçük çocuğun şöyle dediği bölümü sevdim. Daha önce hiç pembe kıyafet görmemiştim. Aa, zenci tiyatrosu artık ilerliyor. Bu şarttı. Bayan Randolph. Sakıncası yoksa hemen daireme girmek istiyorum. Hemen geliyorum. Size bunu vermek için yetkiliyim. Bir banka çeki. 6 sıfırlı bir rakam koyabilirsiniz. Yerinizde olsam sonuna kadar giderdim. 999999. Pullman beni satın almaya mı çalışıyor? Kardeşliği terk edin. Bu gece. Başka sendika hareketi olmayacak. Asla. Barton Davis'e söyle. Tren yolu işçi hareketi devam edecek. Olabilir. Ama sen dilekçe vermeyi bırakacak ve imza atmayacaksın. Çünkü yeni paralarını harcıyor olacaksın. O yasa taşıyıcılar için bir oylama yaptıracak. Bunu durduramazsın. Parayı al Randolph. Bu hala mümkün. Hadi gidelim çocuklar. Evet, imza atmaya devam edin baylar. Bu işi yoluna koyacağız. Hey oğlum, evet, efendim. Şuradaki bisikleti al. Hayır, benim haberci çocuğum. Benim mesajım. Ne? Devam et dostum. Kongre tren yolu işçi yasasını geçirdi. Çok güzel. Mesaj bir gün kadar açık. Pekala. Biz sosyalist deli dedik. Onlar sokak köşesi radikali dediler. Köpek yakalayıcılar sendika kuramaz dedik. Ama o 10.000 imzayı bir araya getirdi ve Washington'a sundu. Ne diyebiliriz ki? Söyleyin bakalım. Tren yolu yasasıyla yakında karar elimize gelir ve taşıyıcıların yetkili temsilcisi ERP ya da kardeşlik olacaktır. Şu 10.000 kişi, onların hepsi taşıyıcı mı? Evet efendim. 10.000 George isimli adam. Peki sen ne öneriyorsun? Toplu kovma. Kardeşlik üyelerinin çoğunu kovarsak daha sonraki operasyonlarda rahat ederiz. 10.000 imza var. Oylamayı kazanacaklardır. Erteleyin. Onları kovmaya devam edelim. Her hafta çok adam kovalım. Mesajı alacaklardır.
Peki taşımayı kim yapacak? Biz mi? Ayakkabı boyası ve parlatma bildiğim işlerden değildir. Meksikalıları ve Filipinlileri işe alabiliriz. O insanlar eğilir ve denileni yapar. Taşıyıcılarımızın İngiliz gerekiyor. Ona da baktım. Uygun bir eğitimle 6 hafta içinde kovulan taşıyıcıların yerini doldurabiliriz. Hı hı. Kardeşliğin sizin için çok önemli olmasının bir tek nedeni var. Artık hak ettiğinizi alacaksınız. Hak ettiğiniz parayı alacaksınız. Bir aileniz var. Ve sizin çocuklarınız var. Bir geleceğe ihtiyacınız var. Aman tanrım. Buna inanamıyorum. Nasıl yaparsınız? Böyle bir şeyi kabul edemem, anlaşıldı mı? Onları nasıl kovarsın dostum? Nasıl yapabilirsin? Bu saçmalık. Biliyorsun ki bu saçmalık. Onların beşi de... Ve nasıl? Ve neler oluyor? Bak, adamlarımız kayıtlı. Onlar oynamaya geliyor. Ve Pullman onların dün kovulduklarını söylüyor bize. Ne? Oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Hayır. Özür dilerim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Ben Philip Randolph, kardeşlikten. Dostum, elinde bir bomba tutuyorsun. Bu adamlar kayıtlıdır ve oy vermeye hakları var. Ama dün gece bir sürü adam kovuldu. Ama bu olanaksız. Onlar uygun bir gerekçe olmadan kovulamazlar. Ve o zamana kadar hala işçi sayılırlar, anlaşıldı mı? Oy vermeyeceklerse neden onları iş yerinde bulunun dedim. Ne kadar bekleyeceğiz dostum? Bir sürü adamın çalışması gerekli. Ve trenleri kalkmak üzere. Diğer oylama istasyonları buna... Hayır. Kurallar çok açık. Her taşıyıcı belirli bir istasyona kayıtlıdır. Orada listelenmiştir ve orada oy kullanacaktır. En iyisi kararını ver dostum, yoksa herkes isyan edecek. Ve bunu biz bile durduramayız, tamam mı? Şundan emin olmanızı istiyorum. Hadi ama dostum. Burada şiddet olmasın ve oylamaya hemen oy başlayalım. Verelim. Ben zamanlamayı hadi sağlarım. Hadi gidelim, oy verelim. Pekala, tamam, şiddet olmayacağına emin oldum. Seçimlere başlıyoruz. Hadi oy tamam, verelim. Tamam, başlıyoruz. Hadi oy verelim. Oy verme zamanı. Hadi gidelim. Hadi sıraya girin. Alo. Evet, benim. Oldukça iyi, uyumadım. Teşekkür ederim. Evet hayatım. Görünüşe göre hala bir işim var. Bütün oyları kazandık. Randolph'la masaya asla oturmayacaktır. Ya da başka renkli biriyle. Amerika'nın renkli sendikaya hazır olduğuna inanıyor musun? Biri sesimizi duymak zorunda. Bunu denerken... ya kazanırım... ya da ölürüm. O zincirlerin kırılmasının bir tek yolu vardır. O da bizim onları kırmamızdır. Taşıyıcılara insan gibi davranılacak. Özgür insanlar gibi. Özgür insanlar. Hadi oynayalım. Tamam, şiddet olmayacağından hadi emin oynayalım. Oldum. Ve seçimlere başlayacağız. Hadi, bundan emin olmalıyım. Hadi fotoğraf çektirin.
25 Ağustos 1937'de Bulmun şirketi siyah işçilerin sendikasıyla büyük bir Amerikan şirketi arasındaki ilk anlaşmayı imzaladı. Yataklı vagon taşıyıcıları kardeşliğinin kuruluşundan bu yana 12 yıl geçmiş. Sonraki 40 yıl boyunca Randolph eşitlik kavgasını sürdürdü. 1963'te Özgürlük Bildirgesi'nin 100. yıl dönümü anısına Randolph işler ve özgürlük için Washington'a bir yürüyüş planladı. O toplantıda genç Martin Luther King Jr. ünlü bir rüyam var konuşmasını yaptı ve mücadelenin meşalesini yeni kuşak liderlere devirdi. Taşıyıcıları organize etmek için yapılan mücadeleye katılan bütün erkek ve kadınlara adanmıştır.